Ilgar, deryadan iki yaş büyüktür. Derya iki yaşındadır. Ilgar kaç yaşındadır? Bence videoyu durdurarak soruda verilen bilgiye göre Ilgar'ın kaç yaşında olduğunu bulmaya çalışın. Şimdi. Hadi hadi. Durdurdunuz mu? Pekala. Tamam. Şimdi birlikte devam edelim. Ilgar'ın yaşını I ile gösterelim. Derya'nın yaşını da D ile gösterelim. Burada ilk cümlede bize ne söylemişler? Ilgar'ın Derya'dan 2 yaş daha büyük olduğunu söylemişler. Yani Ilgar'ın yaşı, Derya'nın yaşı artı 2'ye eşit olacak. İlk cümlenin söylediği bu. Ilgar'ın yaşı, Derya'nın yaşı artı 2. Ilgar, Derya'dan 2 yaş daha büyük. Bunu şu şekilde düşünebiliriz. Buraya bir sayı doğrusu çizelim. Burası sıfır. Deryanın yaşı da burası olsun. Aynı renkle yapayım. Eğer deryanın yaşına iki eklersek, yani iki birim daha gidersek, ılgarın yaşına ulaşıyoruz. İlk cümlede bize söylenen bu. Daha sonra bize deryanın iki yaşında olduğunu söylemişler. Bu d eşittir 2 demek. Derya'nın yaşını gösteren yer burası. 2 olacak. Derya'nın yaşını d ile gösteriyorduk. Yani bu 2. d eşittir 2. Denklemde bu 2'ye eşit. Yani bu denklemi ı eşittir d'nin 2 olduğunu biliyoruz. 2 yazabiliriz. I eşittir 2 artı 2. 2 artı 2 neye eşittir? Bunu zaten biliyoruz. 2 artı 2, 4'tür. Buna göre, ılgar 4 yaşında. Eğer burası 2 ise ve 2 birim daha ilerlersek, 4'e ulaşırız. Ilgar 4 yaşındadır. Hadi bir örnek daha yapalım. Hayvanat bahçesindeki Zürafa Gofret'in boyu, Selçuk'un boyunun üç katıdır. Selçuk'un boyu 2 metredir. Gofret'in boyu ne kadardır? <laughs> Selçuk eski basketbolculardan olmuş. İşlemimizin çok zor olmaması için şimdilik kolay rakamlar verdim. Ben kolay rakam verince Selçuk basketbolcu oldu. Yine buradaysanız, videoyu durdurarak çözmeyi deneyebilirsiniz. Ben buradayım. Sizi beklerim. Buradakileri temsil etmek için bazı harfler seçelim. Zürafa gofretin boyunu göstermek için G, Selçuk'un boyunu göstermek için de S kullanalım. Soruda bize gofretin boyunun, Selçuk'un boyunun 3 katı olduğu söylenmiş. Selçuk'un boyundan 3 metre daha yüksek değil, 3 katı daha yüksek. Gofretin boyunu G ile gösteriyorduk. G eşittir, 3 çarpı Selçuk'un boyu. G, zürafa gofretin boyunu gösteriyor. S de Selçuk'un boyunu gösteriyor. Bunu şu şekilde de gösterebiliriz. Buraya güzel bir zürafa çizmeye çalışayım. Bakalım yapabilecek miyim? Soruda bize zürafanın yüksekliğinin Selçuk'un 3 katı olduğu söyleniyor. Vay! Vay! O kadar da kötü değilmişim çizim konusunda. Zürafa gofretin ayaklarını da çizelim. Gofretin boyu yani bu yükseklik G. Gofretin boyu Selçuk'un boyunun 3 katı. Burayı 3'e böleyim. Hmm, Selçuk'u da çizelim. Selçuk'un boyunun 3 katını alırsak, burası Selçuk'un boyunun 1 katı, burası 2 katı, burası da Selçuk'un boyunun 3 katı. Eğer Selçuk'un boyunun 3 katını alırsak, gofretin boyuna ulaşıyoruz. İlk cümlede bize bu söyleniyor. Selçuk'un boyu 2 metre. Yani bu yükseklik, burası 2 metre. Uzun boylu adam şu Selçuk. Başka bir şekilde söylersek, S eşittir 2 metre. Peki, gofretin boyu ne kadar? S eşittir 2 olduğuna göre, zürafa gofretin boyu eşittir 3 çarpı Selçuk'un boyu, ki Selçuk'un boyunun 2 metre olduğunu biliyoruz. Buraya 2 yazabiliriz. Bu durumda gofretin boyu 3 çarpı 2 metre yani 6 metre olacak. Bunu çizimde de görebiliriz. 2 metre artı 2 metre daha artı 2 metre daha. 3 çarpı 2 metre bizi Zürafa'nın boyu olan 6 metreye ulaştırıyor.